Mutlu akşamlar efendim. Analiz programıyla sizlerle birlikteyiz. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Adem Doğan ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz analiz programında bu hafta da yine haftanın öne çıkan gelişmelerini yorumlamış, değerlendirmiş olacağız. Adem Hocam hoş geldiniz canlı Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam, koronavirüs normalleşme süreci başladı. Elazığ yüksek riskli iller arasında yer alıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Son tabloda Elazığ'ın orta riskli iller arasında yer aldığını gördük ve bunu iki hafta önce de ve geçen hafta da konuşmuştuk. Elazığ'da da orta riskli iller arasında yer almasıyla birlikte normalleşme süreci başlamış oldu. Nasıl yorumluyorsunuz dünü? bugünü neler var çarşıda, pazarda, esnaf ne düşünüyor? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii yani hayatın az da olsa, kısmen de olsa, eskisi gibi olmasa da işte pandeminin ara dönemindeki bir normale dönmüş olması gerçekten mutluluk verici. Fakat burada da bir takım tehlikeler var elbette ki. Şimdi en büyük sıkıntıyı tabii ki esnaflarımız çekiyorlardı bu süreçte. Yani işte, işte restoranlardan başlarsak birçok kesimde çay ocakları, işte kıraathaneler vesaire birçok kesim ciddi anlamda sıkıntı içerisindeydi. En azından bu normalleşme, kısmi normalleşme veya kademeli normalleşme bu esnaflarımız açısından yeniden en azından işte bir takım imkanlara kavuşmak açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Aslında Şimdi doğrusu çok beklemiyorduk biz. Çünkü daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Yani bir takım parametreler genişletilerek aslında açıldı. İşte sıfırdan işte 20'ye kadar ne dedik ona biz? işte mavi renkte olanlar, evet. 20 ile 50 arasında olanlar işte sarı renk, 50 ile 100 arasında olanlar işte yüksek, işte 100 ve üzeri çok yüksek diye. Aslında burada temel parametre 35'ti. Yani konuşulan 35'ti. İşte 35 olsaydı mesela Elazığ gibi iller bu çerçevede işte şu an bu kısmi normalleşme sürecine dahil olamayacaklar. Yüksek bir olacaktı. olacak. Evet parametre biraz yükseltilince, elli yükseltilince elbette ki katılmış oldu. İyi mi oldu? Çok emin değilim oradan iyi olup olmadığını. Belki biraz daha hani kademeli olsaydı çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Örneğin mesela okullar açıldı ama öğretmenlerimiz henüz daha aşılanmadılar ki görüyoruz ki bu varyant virüsler bugün çok sayıda da haberde de vardı. Çocuklarda çok sık olarak görünüyor. Elazığ'da çok artmış hocam evet, çocuklardaki evet. vakalar. Hatırlarsın Mola kendi de bir mahalle işte 5 çocukta görüldüğü için karantinaya alınmış. Yine merkeze bağlı bir köyde 2 çocukta görülmüş hocam. Evet bir köyde yine görülmüş. Dolayısıyla bu bu da başlı başına problem aslında öğretmenler aşılandıktan sonra açılsaydı daha iyi olacaktı. Tabi burada artık şunu söyleyebiliriz bir saat itibariyle. Kurallara riayet etmek çok önemli. Ben bugün biraz gezdim, dolaştım. Yani kurallara uyum noktasında işin doğrusu o hassasiyetin görmedim. Örneğin restoranlarda işte bir buçuk metre mesafe olması lazım masalar etrafında. Ya yani ben onu görmedim mesela. Yine okullarda okulların iki gün eğitim vermesi gerekiyor. Çünkü e, diyelim ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar haftada 2 gün. E, liseler 9, 10, 11. sınıflar haftada 2 gün eğitim verilmesi gerekiyor. Azaltılmış ve seyretilmiş sınıflarda. Ama ben bildiğim yani birçok özel okul haftanın 5 gün eğitim veriyor. Daha bütün bunlar risk oluşturuyor. Elbette ki isteriz bütün yani işte restoranlar tam hizmet versin. Okullar haftanın 5 gün eğitim versin. Bunları elbette ki isteriz. Ama hiç şüphesiz burada önemli olan şey önce insan sağlığı. Bu anlamda kurallara uyma noktasında ben Elazığ'da bugün için söylüyorum. Yarın ne olur bilmiyorum. Bir esneklik gördüm. Bir rehavet gördüm. Buna dikkat etmek lazım. Tabi denetimler önemli burada. Bizim Elazığ'da işte bugün de yine bir köy karantinaya evet. alındı. Yani şunu kabul etmemiz lazım. Elazığ'da 230'du değil mi geçen hafta? 133 230 civarı civarıydı. 230 civarıydı fazlaydı. yani. fazlaydı. Günde ortalama 40'a yakın hı hı. E, vaka ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu çok yüksek bir rakam. Biz e, birkaç vakanın olduğu dönemlerde titredikçe titredik şeylere hatırlarsın İşte Mart, Nisan, Mart, Mayıs gibi. Ama günde 40 vaka oluşuyor. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Bu süreci e, tamamen eski normale yani 11 Mart 2020 öncesinde Dönmüş gibi insanlarımız değerlendirirse ki bugün gördüğüm tablo onu gösteriyordu maalesef. Burada önemli olan artık biraz daha denetimlerin sıklaştırması lazım. Aksi halde yine kapanır. Evet hocam yani bu çok ciddi bir resim. Aslında biraz daha bekleyip biraz daha iyileşseydik ondan sonra yani, açılmıyorsaydı daha belki sonraki süreçte iyi olabilirdi. Iyi yani vatandaş bir hocam yani beklemiyordu bu şeyde yani Elazığ'ın i̇şte, açılmasını. Yani... Ya vatandaş bile razı olmuştu kaderine yani. Yani aslında açılmasaydı da öyle bir beklenti yoktu. Evet. Ki dediğimiz gibi daha önce konuşulduğu gibi yani 100 binde 35 ve altında olanlar e, orta ve düşük riskli olarak değerlendirilseydi ki Elazığ açıklamayacaktı. İşte Malatya 46'ya 46 yükseldi. Burada bir de şey var. Bizim diğer şehirlerden farklı kılan bir şeyimiz var aslında. Biz Elazığ'ı hep öne çıkan sektörlerden biri olarak sağlık şehri olarak değerlendiriyoruz değil mi? Fakat biz aşır baktığımızda Geçen hafta değil. Hocam aşı olanlarına geçmeden çok özür diliyorum. Yani ben bugün mesela bir doktorla görüştüm hocam. E, doktor işte yani ne olur yani biraz gündeme getirin. insanlar kurallara uysun vesaire. Biz ne zaman bir doktoru görsek öyle ifade ediyor hocam. Bence Elazığ'da sağlıkçılar dışında, doktorlar dışında, hemşireler, <laughs> sağlık çalışanları dışında koronavirüs kurallarıyla ve süreciyle dertlenen başka kimse görmüyorum hocam. Yani biz de dertleniyoruz. Yani, yani biz de yani, çok hassasız o noktada. Evet. Ama Hangi vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızın, yani ben yöneticilerin işte Mayıs'tan bu tarafa bu konuyla dertlendiklerini ben hiç görmedim. Yani en azından bana onu hissettirmediler. Bilmiyorum hani diğer kesimlere. İşte biz diyeceksiniz ki mesela Kasım Aralık gibi niye o zaman düştük? Ya Kasım Aralık gibi düşmemizin temel gerekçesi Ağustos, Eylül gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hemşerilerimizin geri dönmesiydi. Onlar dönünce doğal olarak vaka oranlarında bir düşüş oldu. Ama bakın bugün günde düşük olduğumuz dönemde bile günde ortalama 40 vaka görülüyor. Bu yüksek bir rakam. Benim bahsetmek istediğim şey şuydu aslında. Yani biz sağlık şehriyiz. Baktığımızda sağlık altyapısının iyileştirilmesi noktasında çok önemli yatırımlar yapıldı. Yine bu anlamda e, sağlık personeli noktasında sıkıntı olduğunu bilmiyoruz. Ama buna göre baktığımızda ben sürekli olarak takip ediyorum. Mutlaka belki sen de takip ediyorsun. Zaman zaman giriyorsunuz Elazığ son haberde. Mesela aşı oranında çok düşüyoruz biz. Evet hocam. Biz geçen hafta değil ondan önceki hafta Türkiye'de aşı oranı bakımından yani e, nüfusa oranla yapılan aşı bakımından 44. sıradaydık. Bugün baktığımda 54. sıraya gerilemişiz. Yani bizim e, aşı oranımız çok düşük. Diğer göre. Biz de işte şu an ee, toplam nüfusun yüzde %8.6'sı, 18 yaş üstünü ise yüzde %11 %11'i aşılanmış durumda. İşte yaklaşık olarak bir, işte 64 bin, 65 bin civarında bir aşılama yapılmış görünüyor. Fakat e, şu bir gerçek, bizim aşı hızımızın daha yüksek olması lazım. Bizim sağlık hat yapısı noktasında, sağlık yatırımları noktasında herhangi bir eksikliğimiz yok. Personel noktasında herhangi bir eksikliğimiz yok. Peki niye? Yani bu örneğin mesela Çanakkale birinci e, nüfusunun %18'ini aşılamış. Balık Balıkesir'e bakıyoruz yine 18'i. Amasya %18'i. Küsuratları var da işte Giresun'un %17'sini. Tunceli'ye bakıyoruz. Tunceli'nin %15.5'unu buçunu aşılamış durumda. Ki Tunceli coğrafik olarak da biraz sıkıntılı, dağlık bir şey. Peki o zaman biz niye yani ya bir konuda da biz ne olur iyi bir şeyde birinci olalım ya. Yani 54. sıradayız. Aşı oranı bakımından Türkiye'de 54. sıradayız. Ya bu şehirde bu kadar imkan varken, bu kadar altyapı, ilişkin yatırımlar yapılmışken, yani bölgedeki e, şehir hastanesi, yani bölgeye hizmet veren bir şehir hastanesi varken bu anlamda işte mahallelerde, ilçelerde her türlü işte devlet hastanesi, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi çok şey sayabiliriz varken yani bu aşı oranında bu kadar her geçen gün gerilememizin bir izahının yapılması lazım. Çünkü şunu kabul etmemiz lazım. Yani bu virüste en önemli elimizdeki gücümüz birincisi işte maske, mesafe. Yani ondan sonra gelen şey aşı. Aşı oranı arttıkça şüphesiz biraz daha bağışıklık artacaktır. Ama biz şehir olarak çok gerideyiz. Mesela Isparta bizden nüfus az. 81 bin civarında aşı yapmış. Yani tokata bakıyoruz. 93.800 yani neredeyse 100.000'e yaklaşmış. Ya niye bu kadar biz, yani bu e, sağlık konusunda bu kadar imkanlarımız varken aşılamada niye bu kadar geriyiz? İşin doğrusu ben çok merak ediyorum. Yani biraz da hani sorgulamak gerekiyor, biraz da dert etmek gerekiyor. Ya ben mesela bunu her gün hemen hemen her gün takip ediyorum. biraz da kaç kişi aşı oldu? Mesela merak ediyorum. Yani bu konuda yetkililer merak ediyor mu? Ya biz geçen hafta e, oranımız şuydu, bu hafta bu oldu, Türkiye sıralamamız şu. Niye düştük diye merak ediyorlar mesela. Ya yani niye biz 44. sıradan 54. sıraya düştük? Yani niye biz 44. sıradan işte diyelim 20. 10. 5. 1. sıraya yükselmeyelim? Ya Elazığ bir konuda da iyi bir şeyde fark ortaya koysun. Ne olur ya? Ne olur yani hep bu sorun konuşmaktan, sıkıntı konuşmaktan, problem konuşmaktan. Yani bıktık usandık ya. Bu şehirde insanların da biraz güzel şeyler duymaya ihtiyacı yok mu yani? Kesinlikle var hocam. Gerçekten yani, yani o kadar şey söylediniz ki yani hocam ben bunu üstüne ne diyeyim yani. Ne diyeyim ben şimdi? Ee, yani ya valla sağlık, Furkan hocam sağlık en önemli şey. Yani elbette ki yani esnafın sıkıntısını anlıyoruz. Eğitimcilerin sıkıntısını anlıyoruz. Yani çocuklarımızın sıkıntısını anlıyoruz. Hepimiz bu süreci sıkıntısı sıkıntıyla yaşıyoruz. Bu süreçte hepimiz, yani biliyorsun işte yani hepimiz bu süreçte bir takım küçük de olsa travmalar yaşadık. Öyle hocam. Evet. Ama bu, bu sağlık konusu, ama yani bir de evli olanlar mesleç oldunun çocuğunu düşündü. Yani, yani en çok da onlar etkilendi belki. Yani de öyle belirler, işte, ya, işte. Yaşlı annemizin yanına gitmekten imtina ediyoruz. Çift maske takarak gidiyoruz. Yani biraz da bu anlamda hakikaten bu şehri yönetenlerin Allah rızası için yani bu şehirde iyi şeyler yapmak e, e, için biraz mücadele etmeleri gerektiğini düşünüyorum ya. Yani şu e, her zaman söylüyoruz yine söyleyelim. Yani gece başını yastığa koyduğunda. Ya Allah için ben bugün ne yaptım denir ya hesaba çekmek. Herkesin. Birisi olarak biz de çekiyoruz ama onların daha çok çekmesi lazım. Onların sorumlulukları daha fazla. İşte şehir yönetiyorlar veya bir kurumu yönetiyorlar neyse. Biz en azından kul cool olarak ne yaptık diye Ama onların sorumlulukları vebali çok daha fazla. Dolayısıyla bilmiyorum yani bu aşılama konusunda da iyi gitmediğimizi söyleyebilirim. Ya artık şu stüdyoya geldiğimizde Elazığ'da güzel şeylerden, başarılardan, bakın yatırımlar noktasında hiçbir şey söyleyemiyoruz. Diyemiyoruz ki ya şuyumuz eksik, buyumuz eksik. Yani işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğindeki AK Parti hükümeti hakikaten sağlık alanında, eğitim alanında, ulaştırma alanında, toplu konut alanında ya şehre çok güzel hizmetler yapılmış. Ya vallahi aşkına şu şehrin insanları da ya bu şehirden kaynaklanan sıkıntılar da aşmamız lazım. Ya şu şehrin insanları da bu devletin yaptığı yatırımları vatandaşa hizmete dönüştürme noktasında biraz gayret etsinler. Ya bu şehrin insanları ya hakikaten her türlü hizmetin, her türlü yatırımın, her türlü güzelin güzelliği gerçekten hak ediyorlar. Ya biraz da bu çerçeveden bakmak lazım. Yani o koltuklar gelip geçici. Herkes bir dönem büyük koltuk tutuyor, sonra devrediyor. Önemli olan devrettikten sonra hani en önemli şey şudur. Ya Allah razı olsun iyi hizmet yaptı derdetebilmek. Allah razı olsun memlekete hizmet için gayret edebilmek. Ya bu bu çerçeveden bakmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle hocam. Yani umut ediyoruz ki bir an önce aşılama oranları Elazığ'da da artar. Elazığ'da da aşıda diğer illere göre iyi bir seviyeye de yer alırız. Normalleşme sürecinde inşallah başarıyla tamamlarız hocam. Yani hemen bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç hafta evet, sonra de kapanırsak yani belki iyice biz, moraller bozulacak. Yani belki biz 2022'de de buna devam edeceğiz ama yani hesaplamalar, planlı istatistiklerin yaptığı planlamalara göre, Aralık 2021'de, hatta işte onlar 27 Aralık ve 21 2 tarih veriyorlar. Türkiye'de yani nüfusun %80'in üzerinde aşılanacağını planlıyorlar. Özellikle yerli aşının da Ağustos, Eylül gibi kullanma başlamasıyla birlikte dolayısıyla bizim şurada yaklaşık olarak bir 9 ay biraz daha yani vatandaşların dikkat etmesi lazım. Ne olur şu kısmi veya kademeli normalleşme sürecini eski günler gibi yani kabul etmesinler. Yine maskeye, yine mesafeye, yine işte temizliğe, hijyene dikkat etmeleri lazım. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. Yöneticilerin denetlemeleri gerekiyor. Yine sağlık müdürlüğünün de bu anlamda aşıya biraz hız vermesi gerekiyor. Yani bizim bilmediğimiz bir eksiklik, noksanlık varsa o ayrı bir şey bilmiyorum. Ama biz ben gördüğüm tablo üzerinden okurum. Yani şu bir gerçek. Ya rakamlar yalan söylemiyor. Ya bizim en sevdiğimiz şey rakamlar. Yani istatistik olarak rakamlar her şeyi ortaya koyuyor. İstatistiklere baktığımızda Elazığ aşılamada işte her hafta biraz daha geriye gidiyor oran olarak. Bu da tabii olumsuz bir durum. Hocam tabii izleyicilerimizin de soruları var. Özellikle sorular hocam e, tabi e, biz burada e, işte ne konuşursak konuşalım e, depremle ilgili oluyor. Depremle ilgili oluşan sorunlar, meraklar, bilgi eksikliği vesaire. Yani burada gerçekten vatandaşın ciddi bir anlamda bilgi eksikliği halen devam ediyor hocam. Yani bu bilgi eksikliğinin ne zaman giderileceğini ben şahsen çok merak ediyorum. Ne zaman bu ilde bir yöneticisi çıkıp da kamuoyunu bilgilendirecek gerçekten gerçekten heyecanla bekliyorum ama hiç bu gerçekleşmiyor hocam. Depremle ilgili hocam yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu da evlerin nasıl teslim edileceğine dair bölgesel mi genel bir kura mı ve genel kuranın yapılacağı yine edindiğimiz bilgiler arasında genel kurayla evler teslim edilecek hocam nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle yani vatandaşlar bir haftadır bu anlamda çok ciddi bir tedirginlik içerisindeler. Hiç şüphesiz insanın yaşadığı yaşadığı yeri seçme gibi bir hakkının olması gerekiyor mümkün koşullarda. Elbette ki her zaman için olmayabilir ama mümkün koşullarda insanları yaşayacağı yeri tercih etmesi gerekiyor. Bakın yani bir deprem bir afet gördük. Allah kimsenin başına vermesin. Hiç kimseye olmasın. Yani dünyanın hiçbir yerinde afet olmasın. Kimsenin burnu bile kanamasın. Ama bu Allah'tan gelen bir afet. Ya yani bu insanlar yıllarca yani yemesinden, içmesinden biri kesip alın teriyle biriktirdikleri işte konutları yıkıldı. Yıkıldı. Şimdi işte diyelim ki işte oturuyor veya Rıza'ya da oturuyor. Ya o alana alışmış, o bölgeye alışmış. Ya ben şunu söylüyorum, Ben her zaman yani işte eve gittiğim sokakları bile değiştirmek yani değiştirmek istemiyorum. O sokaktan gitmek istiyorum. Ya bizim için yaşam pratiklerimizde, alışkanlıklarımız, yaşadığımız yer, geçtiğimiz yer, alışveriş yaptığımız market evet. değil mi? Bunlar çok önemli. Yani işte oturduğumuz bir mekan bunlar çok önemli bizim yaşam dünyamızda. Yani bizim için alışkanlıklarımız, yaşadığımız çevre çok önemli. Çünkü bir sosyalleşme mekanı oralar. Şimdi siz hal böyleyken siz genel bir kuraya tabi tutarak şimdi denilebilir ki yani işte genel kura değil bölgesel kura da yapsak bir takım sıkıntılar çıkıyor. Ya bu işin en baştaki planlamasının ben doğru olmadığını düşünüyorum. Yani en başta planlaması yanlış. Şimdi siz bakın yani bir şehirde bir planlama yaparken adaletle hükmedeceksiniz. Adaletin olmadığı yerde bu anlamda hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Siz Cumhuriyet Mahallesi'nde güneş sitesini sadece oraya özgü konut yaparsanız, o sadece o site sakinlerini memnun ederseniz... Güneş sitesi. O, güneş sitesi, evet. E, o zaman Saratik Mahallesi'nde de yapacaksınız. O zaman Rızaya Mahallesi'nde de yapacaksınız. O zaman İzzet Paşa Mahallesi'nde de yapacaksınız. Veya Mustafa Paşa'da da işte Sanayi Mahallesi'nde de yapacaksınız. Bu böyle olmaz. Yani o zaman orada da yapmayacaktınız. Şimdi bu orada yapmasaydınız bize bu söz hakkı düşmezdi. Şimdi genel kurada insanların bir takım endişeleri var mı? Var çözümü gerekiyor mu? Ya bu kadar insanlar endişeliyse bunu çözmek gerekiyor. İnsanları anlamak gerekiyor. Ya ne yapalım? İşte genel kura da yapsak, bölgesel kura da yapsak bir takım sıkıntı var deyip geçinemez. Ya bu insanların dikkate alınması lazım. Ya en azından işte bir takım talepler alınabilir. İşte diyelim Çatal Çatalçeşme'de oturmak isteyen var mı? Onların talepleri alınabilir. Veya işte Bızmışen'de veya işte diyelim yemişlikte, yemişlikte işte veya nereyse zafran artık da. zafran işte gümüş kavakar nereyse burada oturmak oturmak isteyenler varsa onların talepleri alınabilir bu talepler alındıktan sonra zaman bir takım sayılar düşecektir kura girecek sayılar böyle bir yola gidilebilir benim bildiğim eğer değişmezlerse Cuma günü kura çekilecek ve halen daha bu işte rivayetler dolaşıyor daha biz bu yani, Cuma mı hocam bu Cuma yani ben yani değişmezse tekrar söylüyorum bu bu Cuma günü kura çekilecek. Yaklaşık olarak 4000 civarına bir kontun kurası bu Cuma günü çekilecek. Yani 4000 kişi ilgilendiren bir durum o Tabii zaman çok, bu çok hocam. Çok yüksek bir rakam. Çok yüksek yani bir beş rakam. Beş bu 20.000 kişi. Hmm, Furkan hocam sadece 4000 kişi düşünmeyin bir aileye beş kişiyle 20.000 kişiyi ilgilendiriyor. Ya onun çocuğu diyelim Rıza'ya mahallesinde oturan bir vatandaşın çocuğu diyelim ki o, o aileye çatal çeşmede kura çıktı. Burada okuyor bu çocuk nasıl gidip gelecek? Okulu burada diyelim ki işte iş yeri diyelim çarşı merkezinde vesaire. Yani bütün bunları dikkate almak lazım. Benim gördüğüm şey şu. Plansız, programsız, vatandaşın düşüncesini dikkate almayan, az önce de hani sen girişte de ifade ettin ya. Yani vatandaşı bilgilendirmekten imtina eden, bilgilendirmekten daha da aşın doğrusu vatandaşı bilgilendirmek istemeyen, bir anlayışla yürütülüyor. Niye tabii doğru değil. istenmiyor yani hocam. Bilmiyorum tabii onu. Yani işte vatandaş şimdi bak konuşuyoruz yine. Bakın hasar tespit sonuçları açıklandı mı? İzleyeceğimiz onu soruyorlar. 27 Aralık tarihinde meydana gelen depremin ardından hasar tespit giriyor. Hak sahipliği açıklandı mı? Açıklanmadı hocam. Açıklanmadı. Orta hasarların durumunda bir değişiklik var mı? Açıklanmadı. Herhangi bir şey yok. yok. Yıkımlarla ilgili son bir gelişme var yok. mı? Yok. Köy evleriyle ilgili bir durum ne? Yok, yok hocam. Yok. Ya Allah aşkına ya bir şey söyleyin. Yani değil mi yani bir şey söyleyin. Bakın yerde söylüyorum. Çok gizli saklı değil. Tokin sitesine girsinler. Malatya'da e, Kale, Arguvan, e, Pötürge e, bir ilçe daha vardı. Şimdi hatırlamıyorum. E, köy evlerinin orada yapıldığını görebilirler. Orada işte çeşitli görsel materyal hazırlanmış, siteye koyulmuş. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsetti çelik konstrüksiyon var ya oraya. Hı. Yani orada oradaki söylenene göre bak, oradaki ne söylüyor bak Tokiz 15 günde hızlı bir şekilde çekmişler. Birinci günden 15 güne. Yani bir köy evi 15 günde teslim oluyor. 15 günde teslim oluyor. Ya Çok, yani, gerçekten yani, inanılmaz bir şey. Yani siz bir köye girdiğinizde hakikaten donanma girerseniz bir köyü 15 günde bitirebilirsiniz. Oradaki rakamlara göre söylüyorum. Orada birinci gün e, temel, e, 15. gün ev bitiyor, ta oturuma hazır. Şimdi peki bu köy evleri ne olacak? Peki biz bunları bütün söylüyoruz. Peki Allah aşkına. Yani, yani bu hocam şehrin... Malatya'da, yani çok özür diliyorum hocam. Malatya'da 15 günde tamamlanan köy evi, Elazığ'da niye aylardır tamamlanamadı o zaman? Bilmiyorum. Tamam 15 gün değil, onu söyleyeyim ha. Kastedilen şey şu, orada çekim yapmışlar. Bir prefabrik, o çelik konstrüksiyon Hı -hı. köy evinin yapımı 15 günde tamamlanıyor. Yani bir tanenin yapımı. Tabii orada siz merkez işte bir köye gittiğinde bir ev yapıp sonra ikinci eve girecek halleri yok. Yani girip yapıp çıkıyorlar. İşte 15 gün, 20 gün ama orada 15 gün yazıyor. Bak yerinde sür token sitesinde. Demek ki bir şey var. Peki ya Furkan hocam şu da var. Hani biz dile getiriyoruz da ya bu şehirde muhalefet partileri var mı? Bakın az önce ifade varlar hocam. E, hasar tespitinde bilgi yok, hak sahipliğinde bilgi yok, orta hasarda gelişme yok, köy evlerinde yok, kurallar karma karışık, yıkımlarda yine bir hmm, hengeme var. E, peki muhalefet partileri nerede? Ya bunlar bu vatandaşın yuvası yıkılmışken, düzeni bozulmuşken, hayalleri yok olmuşken, bu vatandaşın sesi olmayacaklar, bu vatandaşın sorunlarını dile getirmeyecekler. Yarın vatandaşın önüne o isteme hangi yüzle gidecekler? Ya ben hiç, ya hayret ediyorum ya böyle bir yıkımın olduğu bir şehirde ya muhalefet partilerinin bu anlamda vatandaşın sesini dile getirmekten uzak durmalarını ben hayretle karşılıyorum gerçekten. Bu da herhalde bizim talihsizliğimiz. Ya her yönde bir talihsizlik, bir tahlişsizlik Aslında yani ya muhalefet için bu çok e, yani, şey değerlendirildiği yani çok, zaman çok ciddi bir e, tabii, oy potansiyeli aslında. Tabii tabii. Yani hocam. Tabii. E şimdi baktığımızda işte Vatandaşın son 2-3 gündür yoğun bir şekilde mutlaka sizi de arıyorlar, bizi de arayanlar oldu. Bu kurallarla ilgili bir takım endişeleri var, bir takım talepleri var. Şurada şunu anlıyorum, yani zor bir süreç. Yani evler yapıldıktan sonra bu sürecin planlaması çok daha zor. Baştan belki daha doğru planlanabilirdi. Ama burada da yerel aktörlerin biraz sürece müdahil olması lazım. Bakın Furkan Hocam, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı, TOKİ marifetiyle, bu şehirde 20 bin konut az değil çok önemli bir yatırım. Hakikaten Öyle çok önemli hocam. bir yatırım. Yani rakamlara baksak daha önce bizim e, TOKİ'nin Elazığ'da konudu yaklaşık konut yaptı konu sitesiyle analizsem 2000 civarındaydı. Bakın ben bugün merak ettim baktım notlarımda da vardı Haziran e, 1250 konut 1250 sosyal konutun kurası Haziran 2000, 2019'da çekilmiş. Onlar hiç ortada yok ama TOKİ'nin sitesinde var sosyal konutlarla ilgili bilgi var Elazığ'da. 750 3 artı 1, işte 703 artı 2 artı 1. İşte onlardan hiçbir ses yok. Onlara ilişkin bir takım sorunlar. İşte kiracılar mesela. Kiracılar şu an konteyner kentlerde kalan kiracıların durumunu olacak? Onlarla ilgili belirsizlikler var. Yani bilmiyorum. Benim gördüğüm şey şu. Şehirde bir, bir takım şehri yönetenlerde bir, bir tabiri caizse elde edilen güç bakımından bir şey var. O gücün verdiği hakikaten bir rehavet var. Güç zehirlenmesi ifade etmek istemiyorum ama bu anlamda yani bu sorunların çözümü elbette ki vardır. Az önce de ifade ettik gibi. Yani mesela örneğin ilana çıkılabilir, Çatalçeşme'de oturmak isteyen vatandaşlar var mı? Onların talepleri alınabilir. Diyelim orada 500 konuta çıkacaksanız, 200 kişi oturuyorsa diğer 300'ünü kuraya koyabilirsiniz değil mi? Benzer şey diğer alanlar içinde yapılabilir. Ama bütün buna rağmen işte vatandaşın bu talepleri dikkate alınmıyor. Bilmiyorum tabii bu, bu süreç nereye gider? Yani vatandaşımız 24 Ocak 2020'den bu tarafa yani bir yılı aşkın bir süredir. Yaklaşık olarak 14 aydır. Bu depremden kaynaklı her süreçte yeni bir sorunla karşılaşıyor. Her süreçte yeni bir sorunla karşılaşıyor. Bilmiyorum ben şehrin bu şehrin güzel insanlarının bunları hak etmediğini düşünüyorum. Gerçekten üzülüyoruz. Gerçekten bu şehrin insanlarının yani her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade ediyoruz. Ama herhalde bizim dışımızda da bunu gören yok. Hocam bir de yani az önce ifade ettiniz ee, yani mesela e, hep e, Elazığ devletinin milletinin yanında yer almış bir şehir. Mesela en son yaşadığımız olay 15 Temmuz darbe girişiminde Elazığ ilk sokağa çıkan şeyler arasından birisi. Yani burada bizim Elazığ'daki yerel aktörlerin bunları da görüp bunlara göre daha hassas davranmaları gerekiyor. Vatandaşın sorunuyla dertlenmeli. İşte mesai saati 5'te bitiyorsa sırf bu vatandaş için işte 6'da bitirmeli belki mesaisini. Yani ne olacak hepimiz aynı şehirde yaşıyoruz hocam vatandaşın sorunuyla ilgilenmek, çözmek gerekiyor. Ama insanlar ulaşamıyorlar. Mesela muhtarlar dün işte mesaj gönderdiler. Biz kesinlikle genel kuraya karşıyız diyorlar, İşte susmayacağız eğer bu böyle olursa diyorlar. Ya muhtarlar tepkili, vatandaş tepkili, vatandaş kimse ulaşamıyoruz diyor. Ben artık vatandaşa yani eskiden işte şu iyi yöneticisine ulaşın, bu iyi yöneticisine ulaşın diyordum. Şimdi cimer ulaşın diyorum yani sorunuzu bunlar ulaşamıyorsanız cimere yazın. Yani vatandaş buradan yerelden ümidini kesmiş durumda e, işte cimer aracılığıyla ulaşabiliyor. Fakat cimerdeki durum da şu cimerde yerele gönderiyor doğal olarak bu bilginin bir kısmını. işte bakanlığa vesaire göndermeyecekse ona göre yazmak lazım biraz da. Hani yerele gelecek ondan bir sonuç çıkmaz. Biraz da işin doğrusu öyle yazmak lazım ki o sorun neyse onu bakanlığa gönderilme, yönlendirilmesi için. Bu çok üzücü bir şey biliyor musun? Vatandaşın, Şehirden umudunu kesmesi, şehir yönetimlerinden umudunu kesmesi çok kötü bir şey. Evet, evet. Yani siz e, bu şehri yönetirken vatandaşınıza umut veremiyorsanız eğer, bu anla bir takım eksiklikler var demek ki. Yani bir takım bir yerde sorunlar var demek ki. Doğru okumak lazım. Yani vatandaşa rağmen, vatandaşın e, beklentisini almadan, vatandaşın düşüncesini almadan, vatandaşın istediği Talepleri dikkate almadan yapılan hiçbir hizmetin karşılığı yoktur. Yani siz ne yaparsanız yapın vatandaşı memnun etmeden o hizmetten istediğiniz, arzu ettiğiniz neticeyi siyasal olarak alamazsınız. Yani bu iş işte Müslüm Türk, Kür, Gürses türküsü paylaşmaklı olmuyor. Yani o hani der ya o o kesimde vardır damardan evet. girmekle olmuyor bu iş. Yani artık konular yemiyor. Şu vatandaş diyor ki benim talebim var benim bu talebimin dikkate alınması lazım. Elbette ki şunu kabul ediyoruz. Ya bu deprem sürecinde her bir vatandaşın talebinin yüzde yüz karşılanması mümkün değil. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ama en azından büyük çoğunluğunun değil mi talebi karşılansa bu da en azından bir memnuniyet oranında bir yükseklik oluşturmuş olur. Yoksa her bireyin, her vatandaşın, her insanın talebi yüzde yüz karşılanamayabilir. Bu da gayet doğaldır. Ama vatandaşın taleplerini hiç görmezden gelmek, dikkate almamak ben işin doğrusu böyle bir yönetim anlayışını ben bilmiyorum yani iyi kötü yani okumuş yazmışız yani işte ne bunu işte Selçuklular'da görmüşüz ne Osmanlı'da görmüşüz ne Türkiye Cumhuriyeti'nde görmüşüz işte yani şu an bir yandan yeni Türkiye'den bahsediyoruz yeni yönetim anlayışından bahsediyoruz ama yerele baktığımızda eski günleri arıyoruz Evet, bu da işin garibi. Hocam muhtarlarla ilgili söyleyeceksiniz? Çok dertlendiler ya onlar. Ya vallahi tabii bir, iki gündür. Buradaki en büyük sıkıntımız da muhtarlar çek. çok sıkıştırıyor. Yani vatandaşın bas, başı sıkıştığında, bir sorunu olduğunda ilk çaldığı kapı muhtarlar. Dolayısıyla vatandaşla en çok yüz yüze olan, en çok iletişimde olan onlar. Çünkü diğer yöneticilere ulaşmakta vatandaş zorluk çekiyor, ulaşamıyor. Ama vatandaş muhtara ulaşabiliyor. Tabi burada belki muhtarlar da bu sürecin başından itibaren e, biraz öz eleştiri yapabilirler belki. Yani biraz daha ben her zaman söylüyorum. En güzel şey muhtarların kendileri açısından rahat etmeleri için ya bu toplumun beklentilerini biraz daha kamuoyuyla paylaşırlarsa ya benim muhtarım e, işte bizim taleplerimizi işte en medya yetiyor, aracılığıyla tabii medya aracılığıyla dile getiriyor. Uğraşıyor, koşuyor, koşturuyor. Yani elinden gelen sonuçta ee, muhtarların idari bir yani yetkileri yok. Yani diyelim işte muhtar işte diyelim ki mahallede bir yol yapamaz. Ne yap? Talepte bulunabilir. Değil mi? Bir köprü Hı. görevinde bulunabilir. Dolayısıyla bu talepleri şimdi bu şey muhtarlar elbette ki diyelim işte ilgili kurumlara iletiyorlar ama Hı. vatandaş bunu ne, ne kadarını bilebilir ki? Ama bunu medya aracılığıyla yapabilirlerse onlar da rahatlamış olur. Hakikaten Elazığ'da herhalde bu dönem muhtarlar tarihin en şanssız muhtarları. Gerçekten O abi. kadar çok sıkıntıyla uğraşıyorlar ki ve işin garibi beklentilerde karşılanmıyor. Bu defa vatandaşla ister istemez kendileri karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Allah muhtarların yardımcısı olsun ama ben bak bir siyasi iletişimci olarak söylüyorum. Vatandaşın taleplerini medya aracılığıyla dile getirirlerse en azından kendileri de bu yükümlülükler üzerinden atmış olurlar, rahatlamış olurlar. Kesinlikle öyle hocam. Yani e, bu süreci herkesi çok etkiliyor. Bu süreç özellikle de işte muhtarlar, işte vatandaş arıyor bize. Şimdi ben de hocam yani ilk ben televizyonculuğa başladığımda mahalle e, tanıtımlarıyla başlamıştım. O yüzden tüm muhtarlarıma, Elazığ'daki tüm mahalle muhtarlarını çok yakından da tanırım. Hepsiyle de görüşürüz, ederiz. Allah var hepsi de gerçekten çok ya, iyi içinde insanlardır. Çok, i̇çinde çok güzel çalışanlar var, evet. çok gayret edenler var. Ama etmeyenler de var hocam. Şimdi yani var. üç tane var. Ben hani ee, şey söylemek istemiyorum ama. Şey var hocam. Hmm, yani, yani çok gayet edenler var. Çok özür diyorum hocam. Yani şey de e, yani vatandaş mesela diyor ki şu mahallenin muhtarı diyor ben gidiyorum yanına benim hiçbir sorunumu çözmedi. E, mesela diyor hangi sorunum var? Diyor, Evimi nereden alacağım bana söylemiyor. Yani vatandaş bunları e, tüm sorumlusu muhtarmış gibi hareket ediyor diyor, ve muhtara yükleniyor. İşin muhtar da diyor ki ya diyor ben hizmet etmek istiyorum. Bu benim görevim değil ki diyor mesela. Diyor, gelecek seçimlerde de da gelecek seçimlerini düşünüyor. Yani diyor elbette. ne olacak şimdi diyor elbette. mesela. Elbette. O yüzden zaten diyorum ben onu. Yani bu gayretlerinin, emeklerinin, çabalarının seçmen tarafından bilinmesi bir sonraki süreçte şüphesiz bir dahaki seçimlerde onların elbette ki katkı yani yeniden seçimi kazanmalarına seçmen nezdinde olumlu bir imaj oluşmasına katkı sağlayacaktır. O çerçeveden söylüyorum yani. Evet. Hocam mesajlarımız yine inanılmaz bir şekilde fazla. Siz konuştukça mesajlar geliyor. Ee, ve Biz artık mesajları ayıralım süreyi. Evet bir hocam 15 dakika şimdi var. mesajlarımızı okuyalım hızlı, hızlı En azından ne kadar çok cevaplayabilirsek o kadar iyidir. Furkan Bey, Abdullah Paşa belediye kentsel dönüşüm yerlerinde bir yıldan fazla oldu çivi bile çakılmadı. 684 parsel ihalesine hiçbir katılımcı olmadı. Diğer parsellerde ise ne olacağı belli değil. Yazık bu insanlara. Hocam dün bunun İktar ihalesi edin. vardı. Kimse, kimse katılmadı. Girmedi. Ne olacak? Yani oraya muhtemelen yeniden girecekler. Orada e, kat karşılığı verildiği için muhtemelen, yani benim müteahhit arkadaşlarım söylediği, kat karşılığı verildiği için ihale planlaması öyle yapıldığı için kimsenin girmediği, muhtemelen o şeyi değiştirecekler. Yani o şekil bir ihale kimse girmiyor. Belediyenin orada onu değiştirmesi gerekiyor. Evet. E ee, Furkan Bey Adem Hocam bu memleketin sizler gibi ülkte hakkı savunan insanlara ihtiyacı var. Bey yurdulu İlhami, hocam vatandaşı bilgilendirmiyorlarsa, vatandaş da mağdur oluyorsa, günü geldiğinde vekilere, yönetime cevabı versinler. Furkan Bey lütfen okuyun Hocamıza saygılar evet, dilerim Teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun. İyi akşamlar hocam. Sivrice ilçesine fay hattı geçme geçmektedir ve riskli alan ilan edildi. Fakat yerinde yine inşaatlar yapılıyor. İleride burada sorun çıkar mı? Yani elbette ki çıkabilir. Çünkü Sivrice fay hattı bizim bu bölgeden geçen en hareketli fay hattı. İşte Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla çıkabilir. Orada yerini değiştiler. daha önce planlanan yerden başka bir yere aldılar. Fakat ona rağmen tabii şunu söyleyeyim. Yani eee bu Sivrice'nin genelde bir fay hattı sorunu var. Dolayısıyla orada benim bildiğim TOKİ onu da düşünerek o mimari işin, işin teknik kısmını ona göre planladı. Yani inşallah ben sonra çıkacağını düşünmüyorum ama en güzeli dua edelim. Allah yeni bir depremden hepimizi ve şehrimizi ve Sirce'yi korusun. Amin. Furkan abi Abdullah Paşa 2. Etap Türkiler'de. Evimizin hangisi olduğunu bir kenara koyun. Daha evlerin içi nasıl bile bilmiyoruz. Bu neyin gizliliği böyle? Hocama sorar mısınız? Saygılar. Yani tabii şeyi orada hmm, vatandaşların nereden alacağı belli olmadığı için aslında bir Gezebilmeleri lazım insanların yani e, en azından evet. hani inşaat halinde bir görebilmeleri gerekir. Ya yani bu bu insanlar için yapılan konutlar, bu, bunların konutu, bunlar burada yaşam sürecekler bunlar burada hayatlarını idame ettirecekler. Dolayısıyla çok da gizli tutmaya gerek yok. Yani sonuçta vatandaş görecek. Bence gezebilmeliler yani. İyi geceler Furkan Bey. Acaba bilginiz var mı? Mustafa Paşa Mahallesi 1. Etap konutları hakkında evler çoktan bitmiş. Niye haber yok? Bir de çıkıp bir bilgi verse bizlere bir zahmet demiş. Yani oranın, oranın konutlarının kurası 15 Şubat gibi planlanıyordu. Fakat sonra kaldı. Şu an son duruma ilişkin herhangi bir bilgi yok. Ne olacağı belli değil. Ben de büyük oranda oranın konutlarının bitmiş olduğunu biliyorum. Hiç konuşulmayan Abdullah Paşa iş yerleri ne olacak? Herkesin ekmek kapısı hasarsız olduğu halde yıkıldı. Esnaf Abdullah Paşa da kan ağlıyor. Dükkanlarımızı istiyoruz. Lütfen duyurun. Saygılar sunarım. Ya orada şöyle bir durum var tabii. Ee, daha önce Bakan Bey de oraya gittiğinde hani bir Spor forması falan hediye etmişlerdi ya. Evet. İşte o zaman konuşacaklardı. O zaman konuşacaklardı. Bugün konuşacak durum değil bu. Orada bir hakikaten bu, bu bölgeye has bir çarşı vardı. Çok da güzeldi. Yani çok daha hareketli bir çarşıydı. Bilmiyorum sen gezebildin mi evet, şu hocam. Çok da güzeldi. Güzel bir dokusu vardı. Yani o dokuya uygun olarak yeniden yapılabilirdi. Ee, işte üzerine durulmadığı için artık yapabilecek bir şey yok. Muhtemelen orada e, artık nasıl bir yola gidilecekse sıkıntılı biraz orası. Furkan Bey ise ve hocama hayırlı akşamlar. Hocama sorar mısınız? Köydeki konutlar çok küçük, altında deposu yok. Almak istemezsek kredi alabilir miyiz? Kendimiz yapalım. Yani öyle bir imkan verilmiyor. Daha önceki depremlerde hani Sivrice depremde 2010-2011'de herhalde o depremlerde verilmişti öyle bir imkan. Hı hı. Şu an öyle bir imkan verilmiyor. Ancak kendisi alacak veya kendisi kendi parasıyla yapacak. Hakikaten o küçük. Yani hatırlarsan şu en büyük taleplerden biri köy evlerinde iki katlı olmasıydı. Fakat o projeden de vazgeçildiği için bu tip sorunlar çıkıyor. Yani hani bırakın iki katlısını, küçüğünü, büyüğünü de. Yani bir an önce bitirseler en azından vatandaş başını sokmuş olur. Ee, hasarlı evlerde öreceğiz sahipsiz yazım. İki aydır sonuç halen belli değil. Her an deprem olabilir. Neden bekliyorlar anlamadım. Bilmiyoruz. Yani neden beklediğini biz de bilmiyoruz. Biz her hafta şu hasar tespit sonuçlarının açıklanmasını, hak sahipliği sonuçlarının açıklanmasını hem AFAD'a hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne buradan sürekli olarak söylüyoruz. Sen zaman zaman programlarda ifade ediyorsun bizdeki Bey zaman zaman ifade ediyor ama buna rağmen açıklanmamak için gayret ediliyor evet, evet. Ha, çok gayret. başka türlü izah yok yani bunu izah edemiyoruz Furkan Bey niye karma yeni mahalle üniversite mahallesine haksızlık değil mi Zafran bizlere yakındı sana zahmet vekillerimize bir söyleyin lütfen istirham ediyorum hocam ve size teşekkürler Kemal Kucak garson hocam tanır beni demiş ee, teşekkür ediyoruz tabi burada da işte dedim ya farklı değerlendirmeler oluyor ama iddialı şuydu, ben her zaman söylüyorum. Önce bir ön talep alıp daha sonra kura çekimine gitmek daha doğruydu. Hayırlı akşamlar Haber Bey. Yayını yeni açtık. yemiştik çatar Çeşme Kurası'nın ne zaman olacağını kaçırdık. Tekrar söyler misiniz yayını yeni açanlar için? Evet, değişmezse eğer, artık biz de gün vermekten imtihanı ödüyoruz. Değişmezse eğer Cuma günü çekilecek. Bu Cuma? Evet. 4000 vatandaşın kurası evet, evet. yaklaşık olarak. genel kura. Eğer tekrar söylüyorum değişmezse böyle de bir durum var yani e Şimdi hocam ben şimdi bir şey ama söyleyeceğim ama bu normalde bunun bugünden tam olarak açıklanması lazım değil mi yani daha öncesinden hatta bugün değil yani perşembe cuma ama bir ya Karip Bugün mesela bak. bazı muhtarlarımız şey demiş, demişler ki işte genel kuru olmayacak, biz yetkililerden öğrendik, bölgesel bazlı bir kuru olacak. Bugün bu çıkan bir şey. Yani halbuki genel kuru olacak ama birileri muhtarlara bölgesel kuru olacak diyor. Her bölgesel kuraysa işte iki gün sonra hatta işte bir gün sonra dört bin vatandaş hocam, neye göre yerleştirilecek? Furkan Hocam yani, hani yani muhtarlar da yanlış Bak, bak yerel tabirle, kurbanın olayım bak. Yani cuma günü kura çekilecekse, ya yazık günah değil mi bu vatandaşa ya? Ya şu bilgilendirilsin. Yani genelse genel artık. Bölgeselse bölgesel artık. Ne yapılacağı, ne dileceği açıklansın. Ne olur ya? Ya bu vatandaştan bu, bu gizlilik, böyle bir yani perdeleme. Bunun izahı var mı ya? Bir insan burada yaşayacak ya. Ömrünü geçirecek burada. Ömrünü geçirecek ya. Bilmiyorum ben. Anlamıyorum. Mustafa Paşa için detaylı bir açıklama alabilir miyiz? Kuralları sabırsızlıkla bekliyoruz ama kimse açıklamıyor. Yani detaylı bir şey söyleyemiyoruz. Orada da birinci etapın büyük oranda ben bitmiş biliyorum. Daha önce Şubat ayı içerisinde kuralları çekileceği denilmişti ama kaldı. Şimdi doğrusu ne zaman çekileceğini bilmiyoruz. Açıklanmıyor, bilgi verilmiyor. Furkan Bey yeni imarla ilgili değişikliğe gideceği söyleniyor. Bilginiz var mı? Yeni imarla ilgili şöyle bir durum var. Şunu söyleyeyim. Elazığ Belediyesi'nin bu 2020 yıl içerisinde yaptığı ve orta hasarlı vatandaşları ciddi anlamda sıkıntıya sokan imar planı Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Süreç devam ediyor. Tabi netice ne olur bilmiyoruz ama Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıldığını söyleyebilirim. Ee, İptali Fukan, için. Hı hı. Furkan Bey, Heyli akşamlar. Bizler devletimizin için canını veren şehir olarak ilk sıradaysak bizler bu kötülüğü neden hak ediyoruz? Benim ve Mustafa Paşa'nın üç etrafı yol, belediye arslanının üç tarafını üç, üçer metre içeriye çekilmiş durumda. 150 metrekare olan ev 80 metrekare olarak yapılıyor. En kötü taraf bir ko koridorda 8 daire ve kapıların yakını 1 metre 20 santim. Bu nasıl bir yapı? Mağduriyetin hesabını kim verecek? Bilal Özcan. Yani Bilal Bey'e tavsiyemiz şu, arsasıyla ilgili yapabileceğin şey hakkını arasın, mahkemeye gitsin. E, hakkını arasın, o hakkıdır onun. Yani e, dolayısıyla böyle kolay kolay da hakkından vazgeçmesin. Mal canın yongastır derler ya. Sayın Furkan Bey, şahsınıza ve Adem Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sahip sizin gibi dürüst sorguları gündeme getirdiğiniz için sizin gibilere çok ihtiyacımız var. Mehmet Badem Sat. Teşekkür ediyoruz. Ya Allah güç verdikçe bildiğimiz doğruları uygun bir şekilde... Dilimiz dönünce ifade edeceğiz. Bu da bizim sorumluluğumuz. Yani Furkan Hocam bu vatandaşın yani bu şehirde bu kadar sorunu varken biz burada başka konu konuşursak herhalde e, bu da bizim vebalimiz olmuş olur. En azından biz dile getirelim. Çözüm olmasa bile en azından vatandaşımızın sesi olmaya gayret edelim. E, i̇nşallah bu vatandaş, her bir vatandaşımızın sorunu çözülür. Bu şehirde sorunu çözülmemiş bir tek vatandaş bile kalmaz diliyorum. Furkan Bey öncelikle iyi yayınlar dilerim. Şu anda köyde yapılmış olan konutlar daha önce Okçıyağan'da yapılan deprem konutlarıyla neden aynı değil? Onları bir gözden geçirelim. İki katlı oturma alanı, geniş ambarları, geniş bunlara benzer evet. konut yapma imkanları evet. yok mudur acaba? Saygılar sunuyorum. Doğru yok. Yani iki katlı yapılması ilk başlarda düşünülüyordu ama sonra vazgeçildi. Artık tek katlı yapılıyor. Malatya'da da benzeri yapıldı ama yani onu da söyleyeyim. Malatya'da evet. da tek katlı yapıldı. O, bazı kısımlarda iki katlı yapılmış hocam. Yani bu son bahsettiğim... Şey, da benim... Dağlık alan varmış bir alanlarda diyerde. evet. Orada iki Benim yapılmış. bu bahsettiğim az önce dedim ya inceledim. Oralar şey tek katlı. Hı hı. Hocama helal olsun bugüne kadar çıkıp her şeyi böyle net anlatan ve vekilleri eleştiren yetkili birini görmedim. Elazığlı budur işte saygılar. Ya iyi yayınlar. biz bizim amacımız kimseyi eleştirmek değil. Biz vatandaşın sorununu gündeme getiriyoruz. Mesele vatandaşın sorunu, sorunun çözümü için aracı olmak yoksa amacımız kimseyi eleştirmek veya kimseyi övmek değil. Tek derdimiz bu şehirdeki yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşması. Merhaba Furkan Hocam, Adem Hocama selamlar. 24 Ocak'tan bu yana depremzedelerin dili olduğunuz için teşekkür ederim. Oktay Kafdağlı. Teşekkür ediyoruz. Oktay kardeşimiz sağ olsun. Kuralar ee, kurallar karma mı yapılacak ve kurallar ne zaman çekilecek diye sormuş izleyicimiz kaçırmış abi, yeni açmış. Yani değer değişmesi cuma günü genel kurul olarak yapılacak. Evet. Ee, Furkan kardeşim size ve konuza teşekkür ederim. Allah razı olsun demiş izleyicimiz. Ee, mahkeme sonuçlandı ve müteahhitler kazandı diye biliyorum demiş bir diğer izleyicimiz. Hangisini? Lise. Ee, İmar planı ee, ilgili mi? Galiba ondan bahsediyor hocam. Yani ben bildiğim henüz sonuçlanmadı diye biliyorum. Bendeki bilgi o şekil. Ee, DAS'tan herhangi bir sonuç alamıyoruz. DAS konusuna da değinir misiniz rica etsek? DAS konusunu her zaman söylüyoruz. DAS'tan ciddi anlamda problemler var. Vatandaşımızın yapabileceği tek şey e, mahkeme yoluyla, yargı yoluyla hakkını aramak. Ee, Selamünaleyküm Furkan Bey. Kurallar neden e, genel kuru oluyor? Oturacağımız eve de mi karışıyorlar? Demiş izleyicimiz. Yani böyle bir karar alınmış. Değişmezse, tabi bilmiyoruz Cuma'ya kadar değişir mi? Cuma günü değişmezse yapılır mı onu bilmiyoruz. Ama şu andaki planlama Cuma günü genel kuru olarak yapılacak. Furkan Bey, hayırlı geceler diliyorum. Kurallarla ilgili Adem Hocam çekiliş olacağını söyledi. Rica etsek ekran başında çok heyecanlandık. Tekrar söyleyebilir mi? Hangi gündü? Yani hocam ya şu, bakın bir ufacık bir şey bile, şu anda, bir bilgi bile. Şu anda bizdeki bilgi kuraların Cuma günü çekileceği yönde. Bak tekrar söylüyorum eğer değişmezse çünkü değişebilir ama şu andaki bilgi Cuma günü çekilecek ve genel kuru olacağı yönde. Yaklaşık olarak 4000 civarında hem konut hem bu kurala teslim edilmiş olacak. İyi akşamlar Furkan Bey. Ya bize... Buradaki gariplik şu Furkan hocam yani ya bugün bunu açıklanmış olması lazım net olarak. Değil mi yani Cuma günü çekilecekse hani ha bizdeki bilgi bu ama biz de net konuşamıyoruz değişmezse diyoruz. Ee, i̇yi akşamlar Fukan Bey. Bizlere ses olduğunuz için öncelikle teşekkür ederim. Deprem konutundan gelen kura ile dağıtımdan hiç kimse memnun olmayacaktır. Kura'nın çekim şekliyle ilgili vatandaşa neden danışılmıyor, neden bu kadar yok sayılıyoruz? Yöneticilik vasfına sahip olmayan yetkiler yüzünden aylardır konteynerde belirsizlik içinde bekliyoruz. Konteyner kentlere gelip fotoğraf çekip giden partiler gelecek seçimlerdeki sonucu kendileriyle hazırladılar. Ha, bunu söyledik. Vatandaşın taleplerinin dikkate alınması lazım. En azından ön talep alınarak o bölgelerde oturmak isteyen vatandaşlar kurasız olarak oralara yani en azından talepleri alınıp onlar kendi içerisinde kura çekilebilirdi. Hangi katlarda oturacağına ilişkin. Ama böyle bir düzenlemeye gidilmemiş. Artık vatandaşların niye talepleri dikkate alınmıyor? Onu ben de anlamış değilim. Ve hocam bunlar dışında bunlarla birlikte gelen yine bir çok mesajımız var. Mesajlarını okuyamadığımız izleyeceğimizden gerçekten çok özür diliyoruz. Çünkü yani hepsini sığdırmamız mümkün değil hocam. Gerçekten tablet donmaya başladı. Ben mesajları okurken çok zorlandım. Ama genel itibariyle sorunları, sıkıntıları yani ya ortak sorunları bu, en azından bu, ifade yani ettiniz hocam. Furkan hocam bu tablo şunu gösteriyor. Vatandaşın ciddi anlamda sıkıntısı var, ciddi anlamda sorunu var, ciddi anlamda beklentisi var. Bunların dikkate alınması lazım. Bu sorunların çözümü için gerekli adımların atılması lazım. Yani bu şehri yönetenlerin de mutlaka vatandaşın taleplerinin dikkate alması gerekiyor. Bu onların hem görevi hem sorumluluğu hem de temsil yetkisi verilmiş. Vatandaş temsil yetkisi vermiş. Yani ne demiş? Beni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil et. Beni belediyede Temsil et, yani görev yap, bana hizmet et demiş vatandaş. Bugün vatandaşın bu beklentileri dikkat alınmasa, vatandaş da yarın doğal olarak... Onların beklentilerini dikkate almayacak. Son mesajımız olsun hocam. Furkan Bey sizden başka bizi dinleyen yok. Görevinizi yapıyorsunuz. Fakat kendi kendimize konuşuyoruz. Sonuç almak için önerileriniz nedir? CİMER'e de vekillerimize de ilettik. Sonuç yok. Toplanıp yürüyüş mü yapalım? Merkezde kura olması zulümdür. Evimizin yerini niye şansa bırakalım? Zamanında beğendiğimiz yerden almışız. Niye dayatma var demiş hocam. Son saniyemiz hocam. Evet. Ee, her bir vatandaşımızın sorunu inşallah en kısa sürede çözülür diyor. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet efendim Fırat Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Adem Doğan hocamızla birlikte hazırlayıp sunduğumuz analiz programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere mutlu akşamlar diliyorum.